İngiltere'nin önemli gazeteleri arasında yer alan Financial Times, Türkiye ve Amerika ilişkileri konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor başlığı kullanıldı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı. Haberlerden Olgun Kızıltepe'nin haberine göre, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gelişmeler, dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere'nin saygın gazeteleri arasında yer alan Financial Times'ta, iki ülke arasındaki savunma sistemleri anlaşmalarına atıfta bulunan bir habere imza attı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor başlığı kullanılırken, Erdoğan, Rusya'dan ikinci hava savunma sistemini sipariş etmeyi planlarken, daha çok F-16 satın almak istiyor yorumu yapıldı. Makalede, Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, Amerika tarafından 100 adet yeni nesil F-35'lerin teslimi iptal edildi. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vladimir Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Fakat bu hava sistemi henüz hazır olmaktan çok uzak olduğu için eskimiş F-16'lara güvenmek durumundalar. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F-16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor denildi. Türkiye'nin Aralık 2020'den beri Amerika'nın yaptırımları altında olduğuna dikkat çekilirken, yeni uçak anlaşması, komşusu ve uzun zamandır düşmanı olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafael ve Amerikan F-35 satın aldığı bir dönemde Türkiye'ye yardımcı olacaktır denildi. Öte yandan Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, Amerika ile batılı müttefikleri arasındaki gerilimi yumuşatabileceği de kaydedildi. Financial Times muhabiri, Amerika'nın anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Erdoğan'a çok sayıda sebepten dolayı düşmanca bir tavır sergileyen Kongre satışı engelleyebilir. Joe Biden yönetimi Erdoğan'ı savunsa bile Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemi satın alması buna yardımcı olmayacaktır yorumunu yaptı. S-400 sorununun en büyük kriz olduğunun belirtildiği makalede bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir ön koşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından hoş görülemez yatıştırma olarak görüldü. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olur denildi. Türkiye'nin savunma sisteminde Moskova ile daha derin bağ kurmasının Ankara'nın işine yaramayacağı kaydedilirken, böyle bir yakınlaşma daha fazla Amerikan yaptırımlarını tetikleyebilir ve aynı zamanda iç savunma endüstrisinin genişlemesine zarar verebilir yorumu yapıldı. 2019 yılında Rusya'da düzenlenen bir hava savunma sistemi etkinliğinde Putin'le dondurma yerken Erdoğan'ın espri yaparak Su-57 savaş uçağını satın almayı önerdiğini hatırlatan Financial Times, bazı batılı yetkililer bu talebin gerçek olmasından endişe ediyor gözlemine yer verdi. Gazeteye konuşan ve F-16 satışına onay verilmesini isteyen Avrupalı bir diplomat ise, eğer Amerikalılar bu satışı onaylamazsa Türkiye ne yapacak? Türkiye o zaman Rusya'dan ya da Çin'den satın alacak. Onların bu boşluğu doldurması gerekiyor dedi.